Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI, İGA İstanbul Havalimanı'nın erişilebilirliği geliştirme akreditasyonu programı kapsamında akredite edilen dünyadaki ilk havalimanı olduğunu duyurdu. Akreditasyon programı bu yılın başlarında başlatıldı. Program engelli yolcular, fiziksel ve görünür olmayan engelleri olan kişiler için erişilebilirlik alanında sürekli bir iyileştirme yolu sağlıyor. İGA İstanbul Havalimanı'nın ulaştığı bu akreditasyon seviyesi, havalimanlarının daha erişilebilir yönetimini, kültürünü ölçmesine, değerlendirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olmak için tasarlandı. Ankara Esenboğa Havalimanı ihalesinin 20 Aralık 2022'de yapılacağı duyuruldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ndeki ihale kapalı teklif, açık artırım usulüne göre yapılacak. İhale ile havalimanının kapasite artırımı ve ilave yatırımların yapımı ile iç ve dış hatlar, CIP terminali, genel havacılık terminali ve mütemmimlerin işletme hakları kiraya verilecek. TAV Havalimanları Ankara Esenboğa Havalimanı'nın önceki ihalesini 2004 yılında kazanmıştı. Havalimanı 2006 yılında iç ve dış hatları tek çatı altında buluşturan yeni ve modern terminal binasıyla hizmet vermeye başlamıştı. TAV Havalimanları Mayıs 2025'e kadar havalimanının işletme hakkına sahip bulunuyor. Tedarik zinciri ve iş gücü sorunları nedeniyle 2022 teslimat hedeflerini tutturmakta zorlanan Airbus'un 2023'te bazı orta mesafeli uçakların planlanan teslim tarihlerini ertelemek için zemin hazırladığı belirtildi. Bu durumun motor tedarikinin yanı sıra diğer parça ve işçilik konusundaki belirsizliğin devam etmesinden kaynaklandığı bildirildi. Analistlere göre havacılık birden fazla zincirleme etkiye sahip bir dizi eş zamanlı sorunla mücadele ediyor. Sipariş verdiği uçakları alamayan havayolları ise mevcut jetleriyle operasyon yapabilmenin yollarını arıyor.